Hayırlı huzurlu günler arkadaşlar. Bugün sizlere güzeller güzeli mis kokulu kadife çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Kadife çiçeğini daha önce sizlere bahçemde fide ekerken, sebze fideleri ekerken biraz değinmiştim. Tohumunu ekmeyi de anlatmıştım o zaman size. Kadife çiçeği öncelikle şuna değineyim. Bahçenizde çiçeklerinizin, sebzelerinizin, bütün sebze yataklarınızın arasına, ortasına, kenarına ekeceğiniz çok güzel koruyucu bir bitki. Savaşçı bir bitki. Neden savaşçı? Bitlerle mücadelede kadife çiçeği çok etkili. Faydalarını daha önce o videomda anlatmıştım, birkaç faydasını arkadaşlar size. Sebzelerinize aroma ve lezzet verme açısından da çok güçlü bir çiçek. Aslında kadife çiçeği genelde parklarda, bahçelerde gördüğümüz, karşımıza çıkan ve kıymeti hiç bilinmeyen çiçekler arasında en çok da böyle görsel amaçlı kullanılan bir çiçek. Öncelikle bu çiçeğe mutlaka bahçenizde yer vermelisiniz bu çiçeğe. Çünkü kendi zerafetiyle, kokusuyla, rengiyle, şifasıyla çok lider bir bitki. Domates ve patlıcan sebze fidelerinin yataklarında kullanacağınız bu bitki çok şifalı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde ben çay yapmak ve yağ yapmak için kadife çiçeklerini topluyorum arkadaşlar. Kadife çiçeğinin faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok. Öncelikle çiçeklerimizi bu şekilde toplayıp gölgede kurutup çayını yapabiliriz. Bunu hemen burada söylemiş olayım. Bu şekilde toplayıp gölgede kurutuyoruz arkadaşlar. Çay yapmak için bunu kullanacağız. Şimdi sırasıyla yağ yapımını da size göstereceğim. Yağ yapımı da oldukça kolay ve çok da faydalı. İlk başta sivrisinek ve böceklerle mücadele ediyor. Bunu burada not düşeyim ve sırasıyla yapımına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi yapımına geçmeden önce şunu da hemen belirtmek istiyorum. Kadife çiçeği yenilebilir bir bitki. Sirkesi, reçeli ve salatalarda kullanabilirsiniz. Bu üst gördüğünüz kadife çiçeğinin o minik yerlerini salatanıza doğrayabilirsiniz. Sirke yapabilirsiniz ayırıp da. Şu şekilde gördüğünüz gibi sirke de yapabilirsiniz. Reçel de yapabilirsiniz. Sadece sarı yerlerini doğrayıp tohum yerlerini bırakıp sirkesini ve salatada kullanabilirsiniz. Reçelini de yapabilirsiniz. Daha önce sayfamda, Instagram sayfamda reçel yapımını anlatmıştım. Çok da şifalı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Reçel yapımı için inşallah onu tekrar anlatmaya çalışırım YouTube kanalımda, ama Instagram sayfamdan bakıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yağ yapımına geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kadife çiçeklerimizi ayırıyoruz ve 2 gün gölgede bekletiyoruz. Taze dalından koparıp yapmıyoruz arkadaşlar. Daha önce söylediğim, aynı sefa yağının yapımında söylediğim gibi 2 gün hafif suyunun çekmesini bekliyoruz. Sabah erken saatlerde toplamanız çok faydalı. Yıkama yapmıyorum arkadaşlar kadife çiçeğinde. Yağmur sonrası toplamanızı tavsiye ederim. Şimdi faydalarıyla birlikte kadife çiçeğinin yağ yapımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle gereken malzemeler kadife çiçeği, saf zeytinyağı, içilebilir yağ olması burada çok önemli. Seçtiğiniz saf zeytinyağı lütfen içilebilir olsun. İçemediğiniz, yiyemediğiniz bir şeyi cildinize de asla kullanmayın. Bunu burada tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi kadife çiçeklerini ayırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temiz cam bir kavanozumuz var. Cam kavanozumuza yeşili ile birlikte ayırdığımız, 2 gün beklettiğimiz kadife çiçeklerini dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları doldururken şifasından da birkaç yerden bahsetmek istiyorum size. Kadife çiçeklerinizi öncelikle kavanoza tamamen doldurduktan sonra üstünü aşacak kadar saf zeytinyağı ile dolduracağız. Ve 21 gün boyunca güneş ışığında bekletmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelip gidip çalkalayacaksınız. Daha sonra 21 gün sonra süzüp kullanıma hazırdır. Şimdi birkaç faydasından da sizlere bahsedeyim. Kadife çiçeği yağını cildinizde, yüzünüzde, gece yatarken kullandığınızda nemlendirme özelliğiyle cildinizi pamuk gibi yapacaktır arkadaşlar. Güzel bir nemlendirici istiyorsanız kadife çiçeği yağını kullanabilirsiniz. Yine yaralar ve sivilce izleri için çok etkili bir yağ oluyor arkadaşlar bu. Ayrıca
kadife çiçeğinin içinde bulunan flavonoid isimli madde sizin hepatit B'den korunmanızı sağlayacaktır. Bu yağ salatalarınızda kullanabilirsiniz. Tabii ki çok aşırıya kaçmadan bir su bardağının içindeki suya damlatıp tüketebilirsiniz bu yağı. Ayrıca kadife çiçeğini uç kısımlarını söylediğim gibi salatada kullanabilirsiniz. Sirkesini, reçelini yapabilirsiniz arkadaşlar. Kadife çiçeğinden yaptığınız çay çok güçlü bir idrar söktürücüdür. Ayrıca tansiyonu ve bağırsak sistemini dengeler. Kadife çiçeği kozmetik sektöründe çok tercih edilir. Ayrıca sabun ve şampuan yapımında da kullanılan bir bitki. Kadife çiçeğinin yağı ve kendisi egzama ve mantar için de çok etkili arkadaşlar. Bu verdiğim yağ tarifi çok eski zamanlarda kesik, yara ve yanıklarda kullanılmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda kadife çiçeğinin içinde bulunan lütein sayesinde göz rahatsızlıklarına ve göz hastalıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir. Hem çayını, hem yağını, hem de çiçek kısımlarını hiç korkmadan tüketebileceğiniz şifalı bir bitki arkadaşlar kadife çiçeği. Söylediğim gibi kıymeti bilinmeyen, faydaları ise saymakla bitmeyen en önemli özelliği de, bu arada bunu belirteyim, ağrı kesici özelliği var arkadaşlar. Ağrı kesici özelliğiyle çok ön plana çıkıyor ve bahçenizde varsa arı ya da sivrisinek soktuğunda hemen kadife çiçeğini üstüne sürmeniz yeterli. Ayrıca kadife çiçeği arı ve sinek, böcek sokmalarında yağını da kullanabilirsiniz. Yanınızdan, başucunuzdan ayırmamanız gereken bir yağ elde edeceksiniz. Kadife çiçeği çok eski zamanlarda özel törenlerde, cenazelerde çok kullanılan, çok tercih edilen bir bitkiymiş. Bu yüzden aslında kadife çiçeğinin bu gördüğünüz turuncu yerlerinden baharat da elde ediliyor. Çok faydası ve çok şifası olduğu için en özel günlerde kadife çiçeği tercih edilirmiş. Şimdi kadife çiçeğinin özelliklerini ve faydalarını şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar, antibiyotik özelliği var, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Cilt gençleştirici özelliği var. Yara iyileştirici, tedavi edici özelliği var. C vitamini bakımından oldukça zengin. Sihirlere ve sivilcelere oldukça faydalı. Mide rahatsızlıkları için şifadır arkadaşlar. Sirkesini ve reçelini tüketebilirsiniz. Kanser önleyici özelliği var. Çayı detoks etkisi yapıyor arkadaşlar. Vajinal enfeksiyonlara karşı etkili ve hemoroid için iyi geldiği düşünülmektedir arkadaşlar. Mikrop kırıcı ve alerji önleyici özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde de bebeklerinizde oluşan pişikler için güvenle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki yan etkileri var mı derseniz, hamile ve emziren annelerde çok aşırı kullanımı tavsiye edilmemektedir. Zaten hiçbir şeyi aşırıya kaçmadan tüketmek gerekir arkadaşlar. Çayının yapımını açıklamalara ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü videom çok uzun oldu. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce kadife çiçeği yağını ve faydalarını sizlere anlatmaya çalıştım. Hayırlı, huzurlu, bol şifalı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler arkadaşlar.